Bakalım hangi arkadaşlarımız var? Efendim, efendim, efendim. Tamam, sana söz vermiştim. Dur, bekle. Önce sen gel. Tamam. Oradan iki kişi aldık. Şimdi bu taraftan. İkinizi de alayım. Abla o biraz küçük. Bir sonraki turda başka çocuklar. Arkadaşlar şimdi yarışmacı olmak için herkesin bir sure okuması gerekiyor. Tamam, okumayanlar eleniyor. Okuyanlar finalde kalıyor yarışmak için. Anlaşıldı mı? Dua okuyacak. Tamam mı? Kevser olur, İhlas suresi olur. Bildiğiniz kadarıyla artık ne biliyorsanız. Tamam mı? Kevser olur, İhlas suresi olur. Bildiğiniz kadarıyla artık ne biliyorsanız. Hadi. Neydi senin adın? Rabia. Rabia. Bugünü hayırlı bir şekilde bitirelim diye senden bir dua okumanı istiyoruz. Bir sure oku bize. Önce besmele çek. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhuvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ne kadar güzel. Allah razı olsun. Finaldesin. Bismillahirrahmanirrahim. Oku bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ezmullah şeytanecim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar. İnna atayne. İnna atayne. Tankense. Fasalli. Rabbike. Rabbike. Venhar. Venhar. İşte bu kadar okudun. Vallahi helal olsun. Kevser suresini okudu. Arkadaşlar deve deyince ayaktasınız. Cüce deyince çöküyorsunuz. Hörgüç deyince ne yapıyorsunuz? Göstereyim mi? Hörgüç dediğimde böyle yapıyorsunuz, tamam mı? Hörgüç. Yapın bakayım hörgüç. İyice çok kollarını serbest bırak. Bak şöyle. İyice kafanı içeriye koy. Efendim Ramazan Survivor'ı deve cüce ve hörgüç oyunuyla devam ediyor. Esenler dört yol meydanında. Deve. Nefes alan da yanacak artık. Cüce. Deve. Daha hızlı cüce. Deve. Ulan senin adın neydi? Yunus Emre. Ya ne kadar güzel oynuyorsun. Gelsene şöyle bir bakayım izleyeyim nasıl oynuyorsun. Vallahi. Adın neydi? Yunus Emre. Ya, ne kadar güzel ya. Bir daha söyle. Yunus Emre. Tamam bağırma. Tamam çok güzel. Hangi takımlısın? Trabzon. La, ha bakayım bu hamsi kılçığı yapabilecek mi bu işi? Yunus Emre hazır mısın? Gözüme bak. Deve Yunus Emre. Güle güle Yunus Emre. Tamam rükuda kaldın. Tamam hadi saymıyorum. Rükuda kaldın. Cüce. Deve. Yunus Emre daha hızlı. Nakış nakış sabırla ilerledi ve kendinden büyükleri kendinden küçüklerin hepsini tek tek yenildi ve günün şampiyonu oldu. Biz de Yunus kardeşimize günün şampiyonuna elin hamuruyla güzel bir oyun oynaması için oyun hamuru takdim ediyoruz. Bu kupa senin kaldır bakayım. Helali hoş olsun. Alkışlar Yunus Emre için gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Sözümüz savaşlar kestirenlerden ola. Eyvallah. Kıymetli Esenler Arkın, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hali keyifleriniz umarım iyidir. Size bugün iki güzel hikaye anlatacağım inşallah. İbrahim bin Ethem Hazretlerini bilenleriniz var mı aranızda? Büyük Allah dostu evliya. Evet, bir gün İbrahim bin Ethem Hazretleri ömrünün son demlerinde der ki kendi yaptırdığım camiye gideyim bir yatsı namazı kılayım. Gider kendi yaptırdığı camiye, hava soğuktur, yağmurludur. İbrahim bin Ethem Hazretleri kendi yaptırdığı camiye gider, yatsı namazını kıldıktan sonra köşeye ilişir, biraz dinlenmek, istirahat etmek ister. Köşeye geçer İbrahim bin Ethem Hazretleri, tam dinlenecektir ki caminin bakıcısı tutar İbrahim bin Ethem Hazretlerinin paşasından, onu sürükleye sürükleye, İbrahim bin Ethem bu camiyi senin gibi berduşlar, yatsın diye yapmadı der ve tutar paçasından kafasını caminin kolonlarına vura vura, kollarını mermerlere vura vura camiden dışarı atar. İbrahim bin Ethem Hazretleri büyük Allah dostudur, evliyadır. Sövene dilsiz, yerene elsiz olmak gerek der, susar, şöyle çıkar. Bir bakar hava soğuktur, üşüyor İbrahim bin Ethem Hazretleri. Şöyle bir bakar, köşede bir fırın açık. Der ki gideyim o fırında sabahlayayım. Gider fırına, selamu aleyküm der. Fırıncı ve aleyküm selam der. Elindeki kürekle ekmekleri fırına atar. Sonrasında İbrahim bin Ethem Hazretleri sabaha kadar orada istirahat eder. Sabah ezan okunur. Müezzin Allahu Ekber der. Fırıncı küreği kenara koyar. Hoş geldin yabancı, kimdensin, kimlerdensin, nereden gelirsin, nereye gidersin diye sorar.
İbrahim bin Ethem hazretlerinin bu hal dikkatini çeker. Fırıncıya der ki, neden akşamdan beri burada olmama rağmen hiçbir şey sormadın da şimdi bana bunca saat sonra soruyorsun? Fırıncı der ki, efendim ben bu fırında işçi olarak çalışıyorum. Eğer size akşam ilk geldiğiniz zaman sorsaydım bunları, siz cevap verecektiniz, ben söyleyecektim. Siz cevap verecektiniz, ben söyleyecektim. Bu mevzu uzayıp gidecekti, ben de patronumun hakkını yiyecektim. Hakkını yemekten korktuğuma sessizce bekledim, işimi yaptım. Ama şimdi ezan okundu, benim mesaim bitti, paydos ettik. Artık akşama kadar konuşabiliriz. Çay içeriz, ekmek yeriz, muhabbet ederiz. İbrahim bin Ethem Hazretleri bu fırıncının bu davranışı karşısında çok mutlu olur. Sen ne güzel bir adamsın der. Bu zamana kadar Allah'tan bir şey istedin de Allah'ın onu gerçekleştirmediği oldu mu? Fırıncı der ki, bu zamana kadar Rabbimden ne istediysem yerine getirdi. Hiçbir duamı karşılıksız bırakmadı. Abiler, ablalar iyi dinleyin. Bilhassa bir yerlerde çalışanlar, bakın kul hakkına dikkat ederseniz, yaptığınız işlere dikkat ederseniz neler oluyor kul hakkına dikkat ettiğinizde? Allah hiçbir duanızı geri çevirmiyor. Der ki fırıncı, Rabbim ne istediysem verdi, ne istediysem verdi, ne istediysem verdi. Fakat bir şey var ki onu daha gerçekleşmedi, gerçekleşmesini bekliyorum. Sorar fırıncıya İbrahim bin Ethem Hazretleri, nedir o diye. Fırıncı der ki, ben büyük veli, Allah dostu İbrahim bin Ethem Hazretlerini şöyle dünya gözüyle bir defa görmek istiyorum. Daha o gerçekleşmedi der. İbrahim bin Ethem Hazretleri der ki, sen öyle büyük bir adamsın ki, hakka hukuka o kadar ciddi dikkat eden adamsın ki, Allah İbrahim bin Ethem Hazretlerinin paşasından tutar, sürükleye sürükleye senin ayaklarının dibine atar. İbrahim bin Ethem de senin yanında canını verir de anlamazsın der ve ruhunu teslim eder. Öyle kıymetli dostlar, eğer dikkat edersek kul hakkına, inciltmezsek kimseyi, duası kabul olanlardan oluruz. Çocuklar, sizin yapmanız gereken tek şey şu. Her seferinde bir mandal alıyorsunuz. Kameralar kayıtta olacak. Dolayısıyla iki mandal alındığında doğrudan eleniyorsunuz. Şu anda tvesenler.com adresinden izleyen izleyicilerimize de buradan selam olsun. Sizleri de mutlaka bir gün bu yarışmaya bekliyoruz. Zorlu bir mücadele. Üçe kadar sayıyoruz. Her seferinde bir mandal. İki, bir, başla. Koştur, 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 koştur. Koştur, 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 koştur. Esenler Dört Yol Meydanı'nda sahnede inanılmaz bir mücadele var. Çok şükür. Dokunmayın mandallara abi. Senin ne hayırlı evladın var. Kız içinde kaç yıldır biriktiriyormuş ki bu acıyı sana yaşatıyor, bak bak bak. Hiç kıpırdama abi. Bir süre sonra zaten uyuşacak gidecek. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Tamam. Evet, hemen şöyle öncelikle abla vallahi sizin de işiniz zor. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mandalınız var. Hemen boşaltalım yükünüzü. Bayağı desenli çalışmış bak. Vallahi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandal alalım şöyle. Ay anam hakkını helal et. Aa, vallahi bu veledin suçu benim değil yani. Sen kuaför müsün? Kız bildiğin annenin saçına böyle bir model yapmış. Bir çekil yavrucuğum, dur bakayım şurada. Abla alacağız onu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vay. Aha. Çok güzel bir sanat eseri. Sizi ben onurlandıracağım abi. Bir kalkalım ayağa şöyle bir. Hayırlı evlat böyle olur efendim. Alkışlar bu baba için. Sizi yarışmanın dışında tutuyorum. Çünkü en güzel sanat eserini ortaya çıkardı. Dolayısıyla sizi dondurmaya da gönderirim. Kız hiç acımamışsın babana vallahi. Winhouse. Winhouse inovatif serisinden yeni damlalıklı kanatlı 75'e 75. Hem termal akustik teknolojisiyle daha yüksek yalıtım hem de 21 farklı renk seçeneği. Üstelik 70'lik fiyatına yeni damlalıklı kanatlı 75'lik Winhouse. Yalova'nın en güzel yerinde, İstanbul'a bir saat uzaklıkta. Şehrin bütün karmaşasından uzak, eşsiz bir çam ormanının yanı başında
denize sıfır. Kadınlara özel havuzu ve zengin seçenekli spasıyla alkolsüz her şey dahil. Türk ve dünya mutfağından harika lezzetler. Çocuklara özel aktiviteler. Geniş, müstakil, her ihtiyacınızın düşünüldüğü odalar. Deniz, güneş, orman ve huzur. Rizom Tatil Köyü. Çok seveceksiniz. Alkışla beraber başlayalım öyle. Bakalım kimler var? Menderes Camii İmam Hatibi. Alkışlarınız da geliyor Kur'an-ı Kerim okumak üzere. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fela uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. İnnehu lequr'anun kerimun fi kitabim meknun. La yemessu طهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صدق الله العظيم. الفاتحة. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil aramızda. Sayın hocam, buyurun, alkışlarınızla hocamı sahneye alıyoruz. Ramazan-ı Şerif'in cümlemize, hepimize, milletimize, İslam alemine hayırlar, bereketler getirmesini de Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Dünya sultanları, sultanlığı öldüğü zaman bitiyor. Dünya sultanlarının sultanlığı öldüğünde kalmıyor, bitiyor. Ancak gönül sultanlarının sultanlığı da öldüğünde başlıyor. Onlar asla unutulmuyor, her zaman yad ediliyor. İnsanlar gelip gidiyor, tarih bunu gösteriyor. Dünya 50 yılda bir boşalıyor. 50 sene sonra şurada konuşandan ve dinleyenlerden 60-70 sene sonra kimse kalmayacak. 3000 sene geriye gittiğimiz zaman dünyanın onlarca defa, yüzlerce defa dolduğunu, boşaldığını görüyoruz. Dünya bitiyor. Ama bazıları unutulmuyor. Onlar unutulmuyor. Kim unutulmuyor? Geride hayırlı, güzel bir eser bırakanlar unutulmuyor. Seyyid Osman Hulusi Efendi, Peygamber Efendimizin neslinden geliyor. Somuncu Baba'nın neslinden geliyor. Somuncu Baba, Anadolu'yu mayalayan en önemli tasavvuf büyüklerimizden bir tanesidir. Sadece bakın, Somuncu Baba, Yıldırım Bayezid Han'ın
Yıldırım Bayezid Han'ın sofrasında en önemli bir noktada olacak iken, sofrasının bir numaralı adamı olacak iken gidiyor Aksaray'a, gidiyor Darende'ye, orada gönülleri irşad ediyor. Orada insanları irşad ediyor, güzel yollara getiriyor. Ama bir talebesi var çok önemli, Akşemseddin. Hacı Bayramı Veli. Hacı Bayramı Veli'yi yetiştiriyor. Hacı Bayramı Veli Akşemseddin'i yetiştiriyor. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmed'i yetiştiriyor ve şu gün şurada bulunduğumuz İstanbul'un manevi fatihi oluyor. Kim? Hocası Akşemseddin, onun hocası Hacı Bayramı Veli, onun hocası Somuncu Baba. Somuncu Baba. İşte bunların her birisi İstanbul'un manevi fatihlerindendir. O Somuncu Baba'nın evlatlarından biri işte Seyyid Osman Hulusi Efendi'dir. 1914 yılında doğdu. Bu yıla dikkat edin, birinci Cihan Harbi'nin başladığı yıldır. Yani en karanlık yıllarımızdan bir tanesidir. En zor zamanlardan bir tanesidir. Cenab-ı Hak zor zamanlarda ışık gibi insanlar bu dünyaya yollar. Yani onlar bir liman vazifesi görürler. O zor zamanda Darende gibi bugün bile köy sayılabilecek bir yerde doğdu. Ama bütün dünyaya ışık saracak bir noktaya geldi. Böyle bir alim oldu. Liseye gitmedi, üniversiteye gitmedi. Ortaokulda yetişti. İlkokulu sadece ilkokulu okudu ve gazete küpürlerinden okudu. Fakat o Osmanlı neyi vardı? Kültürü vardı. Bugün bazen insanlar şunu söylüyorlar, Osmanlı toplumunun yüzde kaçı okuyordu diye. Kitap okumakla sadece adam olunmuyor. Eskiden bir sohbet, bir nazarla, bir bakışla adam yetişiyordu. Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin, sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Sözünü gerçek söyle, Hulusi'nin dili ol. İşte bu büyükler, bu alimler, Anadolu'yu mayalayanlar ölmüyor. Belediye Başkan Yardımcımız, sevgili Ömer Çetinkaya Başkanımı alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. Sevgili Başkanım buyurun. Kıymetli hocam, çok değerli ilçe başkan hemşire arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu programda emeği geçen personelimize ve Battal Gazi Derneğimize teşekkür ediyorum. Bizler yaklaşık 5 senedir bu meydanda Anadolu'yu mayalayanlar diye bir program yapıyoruz. Bu programda 1000 sene önce Anadolu'ya gelen Türklerin Anadolu'da yerleşmesini sağlayan gönül erlerini anıyoruz. Onlara vefa borcu olarak, onlara olan gönül borcumuz olarak bu programı burada yapıyoruz. Onun için bizler Esenler Belediyesi olarak bu gönül erlerine gereken kıymeti vermek adına bu meydanda, bu programlarda Anadolu'yu mayalayanlar diye bir program tertip ettik. Hemen hemen her gece Anadolu'nun harcını atan, Anadolu'da İslamlaşmanın temelini atan, Anadolu'da İslamlaşmanın devamını sağlayan bu gönül erlerine karşı vefa borcumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yalancı dünya.